Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ruhları için, Ulum-i Şer'iyye-i Şeriat-i Gırra-i Muhammedi elden ele, dilden dile bize kadar ulaştıran bütün ulemamızın, musanniflerimizin, müelliflerimizin ruhları için, bilfiil eserlerinden istifade ettiğimiz ulemanın ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında menkul ve gayrimenkul bağışları ile emeği geçip ahireti göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, hocalarımızdan da ahirete intikal edenlerin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. وَلَمَّا ذَكَرَ فِي تَفْصِيلِ الْمُعْرَبِ الْمُنْصَرِفَ وَغَيْرَ الْمُنْصَرِفِ وَكَانَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ أَقَلَّ مِنَ الْمُنْصَرِفِ وَبِمَعْرِفَتِهِ يُعْرَفُ الْمُنْصَرِفُ عَلَى قِيَاسِ الْإِعْرَابِ التَّقْدِيرِيِّ وَاللَّفْظِيِّ عَرَّفَ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ وَاكْتَفَى بِتَعْرِيفِهِ فَقَالَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ مَا فِيهِ عِلَّتَانِ. Bir gayr-ı munsarifin tarifi var. İki, gayr-ı munsarifin tarifini yapıyor, munsarifin tarifini yapmıyor. Yani gayr-ı munsarifin tarifiyle iktifa etmek vardı. Peki şöyle yapsaydı, munsarifin tarifini yapsaydı, onunla iktifa etseydi. Yani hem gayr-ı munsarif hem munsarif her ikisinin tarifini yapmıyor, gayr-ı munsarifin tarifiyle iktifa ediyor. Peki tersi de olabilirdi. Munsarif'in tarifini yapar, onunla iktifa eder. Gayrimunsarif oradan anlaşılsın denebilir idi. Yani burada üç meseleye işaret edecek şimdi. Bir, efendim gayrimunsarif'in tarifi yapılacak. İki, efendim gayrimunsarif'in tarifi yapılırken sadece onunla iktifa edilmiş olacak. Yani munsarif'in tarifi yapılmamış olacak. Üçüncüsü, neden iktifaya kalktığımız zaman gayr-ı munsarifin tarifiyle iktifa ediyoruz da munsarifin tarifiyle iktifa etmiyoruz? Yani esas olan munsariftir, gayr-ı munsarif değildir. Diyor ki وَلَمَّا ذَكَرَ فِي تَفْصِيلِ الْمُعْرَبِ الْمُنْصَرِفَ وَغَيْرَ الْمُنْصَرِفِ. Şimdi muğrabin nevilerini anlatırken munsarif, gayr-ı munsarif, hani munsarifte rifi hali, nesif hali, cer hali şöyledir dedi. Gayr-ı munsarifte rafi hali zammedir, nesif ve cer hali fethedir dedi. Dolayısıyla munsarif ve gayrimunsarif isimleri muğrabin nevilerini anlatırken geçti. Geçti ama onlarla ilgili bir açıklama gelmedi. Şimdi ne munsarifle ne de gayrimunsarifle nedir ne değildir diye bir açıklama gelmedi. İşte orada bunun adı geçince bununla ilgili bilgi vermek icap etti. وَلَمَّا ذَكَرَ فِي تَفْصِيلِ الْمُعْرَبِ الْمُنْصَرِفَ وَغَيْرَ الْمُنْصَرِفِ. Munsarif ve gayrimunsarifi zikredince, peki وَكَانَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ اَقَلَّ مِنَ الْمُنْصَرِفِ. Munsarif mi çoktur, gayrimunsarif mi çoktur? Munsarif çoktur, gayrimunsarif azdır. Gayrimunsarif olabilmesi için şartlar oluşacak da gayrimunsarif olsun. Yani bazen Kur'an-ı Kerim'de bir sayfaya bakarsanız hiçbir tane gayrimunsarif çıkmayabilir. İki sayfada hiç çıkmayabilir. Ama munsarif dediğin zaman, yani her satırda, her kelimede aşağı yukarı, yani her cümlenin içerisinde nereden bakarsan bir munsarif bulabilirsin. Ve bima'rifetihi, gayr-ı munsarifi bilmekle de yu'raful munsarifu. Çünkü bir isim ya munsariftir ya gayr-ı munsariftir. Gayr-ı munsarifi bilince de munsarif de dolayısıyla bilinmiş oluyor. Ala kıyasil i'rab-i takdiriyi ve lafziyi. İ'rab-i lafzi ve takdiri kıyasına, ona kıyas ederek düşünelim şimdi. Mesela i'rab-i lafzi var, i'rab-i takdiri var. İrab-ı lafzı çoktur, irab-ı takdiri azdır. Tarif ederken hangisini tarif etti? Takdiri tarif etti. Ve lafzı yufi ma'adahu dedi. Aynı şekilde yani azı gösteriyor, tarif ediyor. Azı zaten tanıyınca onun dışındakiler hep ne olmuş oluyor? Takdiri tanıyınca takdirin dışındakiler de lafzı olmuş oluyor. Gayr-ı munsarifi tanıyınca onun dışındakiler de munsarif olmuş oluyor. Ve kana gayrun munsarifi aqalla min el munsarifi ve bi ma'rifatihi gayrun munsarifi bilmekle yu'raful munsarifu munsarif de bilinmiş oluyor. Ala kıyas el i'rab et takdiriyi
irabe takdiri ve lafzı, irabe takdiri ve lafzı kıyası üzere. Ne yapmıştır? Velemma kânen cevabı geldi. Velemma zekere, ne zaman ki zikretti, lemmanın cevabı şimdi geldi. Arrafa gayrel munsarifi, gayr-ı munsarifi tarif etti. Vektefa bi tarifihi, onun tarifiyle de iktifa etti. Fakal gayrul munsarifi ma ey ismun mu'rabun fihi illetani falan devam etti. Şimdi arkadaşlar üç tane soruya cevap vermiş oldu. Bir, gayr-ı munsarifin tarifi yapılıyor zaten. İki, efendim gayr-ı munsarif var, munsarif var. Bu da neden gayr-ı munsarifin tarifini yapmıştır? Gayr-ı munsarif azdır, munsarif çoktur. Birisini tarif etmekle, azı tarif edince çoğu bilinir. Peki tersini yapmış olsaydı, munsarifi yapsaydı, ön tarif gayr-ı munsarifi de onun dışındakiler munsariftir, gayr-ı munsariftir deseydi olmaz mıydı? Olurdu ama o zaman ne olacaktı? Munsarifi tarif edecekti. Munsarifi tanıyabilmek için munsarifleri çoktur. Tarif edilen az olunca onu tanımak daha kolaydır. Yani gayr-ı munsarifi tanıdığın zaman dışındakilerin 3 kişiyi tanıdığın zaman 33 kişi onun dışındakiler tanınıyorsa o zaman 3 kişiyi tanımak lazım önce. Evet. Yani burada şimdi gayr-ı munsarifin tarifi yapılıyor. Bir de gayr-ı munsarifin tarifiyle iktifa ediliyor. Ne demek iktifa ediliyor? Yani munsarifin tarifine gidilmiyor. Madem ikisinden birisiyle iktifa edilecek, munsarifin tarifiyle iktifa edilsin. Ama irab-ı lafzı ve takdirdeki manzara gibi burada bir manzara var. İrab-ı takdiri azdır, irab-ı lafzı çoktur. Dolayısıyla takdiri tarif edip diğerleri lafzıdır dediği gibi gayr-ı munsarif budur, diğerleri munsariftir demiş oluyor. Şimdi dün arkadaşlar kafiyede mebni bahsinde şeyi okuyorduk arkadaşlarla. İsim mevsul bahsinde ma-i ismiyeden bahsediyordu. Ma-i ismiye mevsule olur, mevsufe olur. Ondan sonra ma-tamme bir mana şey olur. Bir de sıfat için olur. Şimdi bir ma-i ismiye mevsule olur, mevsufe olur. Efendim tam ma-i tamme şey manasında feni'im mahi feni'me şey'en hiye. Buna da ma-i tamme deniyor. Bir de sıfat olur. Bunların hepsi ma-i ismiyede olur. Öğrencilere dedim ki arkadaşlara bir yerde ma geldiği zaman bu tefsir edilirken eğer marife kelimeyle tefsir edilirse o ma'nın mevsule olduğunu söylemiş olur. Eğer nekire ile tefsir ederse ma'i mevsufe olduğuna işaret etmiş olur. Dün dersimizde bu geçmişti. Şimdi aşağıdan yukarı gelirken uğradım onlara, bir espri yaptım. Ya benim sizinle bugün dersim yok muydu falan dedim. Bugün onlarla dersim yoktu. Açtım burasını şimdi, dedim bakın arkadaşlar dün sizinle bir şey okumuştum. Şimdi musannif burada gayrun musarifi ma diye söylüyor. Şarih de bunu ey ismun mu'rabun diye nekire bir kelimeyle tefsir ediyor. Neden böyle tefsir etmiştir? Buradaki ma'nın mevsule değil mevsufe olduğunu göstermek içindir. Peki buradaki ma neden mevsule değil de mevsufedir? Şimdi gayrul munsarifi mübtedadır. Ma haberdir. Doğru mu? Haberde asıl olan marife olmak mıdır, nekir olmak mıdır? Nekir olmaktır. Bir bu. İkincisi burada mübteda gayrul munsarifi marife midir, nekire midir? Elif lamlı kelimeye muzaf olarak marife olmuş mudur? Arkadaşlar gayr kelimesi marifeye muzaf olmakla marife olmazdı değil mi? Gayr, şibih, misil kelimeleri bunlar marifeye muzaf olmakla marife olmazlar. Dolayısıyla gayrul munsarifi dediğimizde burada mübteda nekiredir. Mübteda nekire olursa haber zinhar nekire marife olamaz yani. İstisnası bir iki yerde ihtilaflı olarak vardır ama yani mübteda marif, mübtedada asıl olan marife olmaktır. Haberde asıl olan nekire olmaktır.
Mübteda nekir olursa haber, haydi haydi nekir olması lazım. Dolayısıyla burada gayrul munsarifi madiye tefsir madiye söyleyince ey ismun mu'rabun diye nekire bir isimle tefsir etmesinin sebebi budur. Ma ey ismun mu'rabun. Öyle bir mu'rab isimdir ki, neden arkadaşlar mu'rabun dedi? Zaten gayri munsarifi mebnilerde geçmez. Mu'rablerde geçerlidir. Değil mi? Yani sadece ismun dedi, demedi de ismun mu'rabun dedi. Yani isim olması yetmez, bir de mu'rab olması lazım. Öyle mu'rab bir isimdir ki fihi onda vardır illetani, iki tane illet vardır. Metni metne bağlayalım. Min tis'in dokuz illetten iki tane illet olandır. Evvahidetun minha veya dokuz illetten bir tane vardır ama öyle bir ki tekumu makamehuma, iki illet makamına kaim bir illet olandır. Demek ki gayr-ı munsarif nedir? Tarif ederken dokuz tane illetten kendisinde iki tane illet bulunandır veya iki illet makamına kaim bir illet bulunandır dedi. Tarif bu. Yani adil, vasıf, tenis, marife, ucme, cemi, terkip, elif-i mezzedeten, vezni, fiil diye dokuz tane illet vardır. Şimdi ma fihi illetani, iki tane illet kendisinde bulunandır. Öyle iki illet ki diyor şarih şimdi. Tüessirani, o iki illet müessir olacaklar. Bicittimaihima, toplanmalarıyla beraber ikisi ne olmuş olacak? Müessir olacaklar. Şimdi arkadaşlar, bunun için söyledi. Kaimetün kelimesini ele alalım. Kaimetün kelimesinde vasıflık var mı arkadaşlar? Vasıftır. İki, teenislik var mı? Var. Şimdi teenislik bir illet, vasıflık da bir illet midir? İki illet kelimede bulundu mu? Bulundu. Peki kelime gayrı musarif oldu mu? Olmadı. Ha, o zaman fihi illetani, iki illet olacak. Öyle iki illet ki tüessirani, tesir edecekler bicittimaihima. Toplandıkları zaman ne yapmış olacaklar? Tesir edecekler. Yani kelimeye munsarifliklerini gayri munsarifliğe çevirmiş olacaklar. Peki kaimetün kelimesine baktığımız zaman vasıf vardır. Vasfın şartı aslı olmaktır. Tehnisin şartı nedir? İşte alem olması lazım. Peki burada alemiyet var mı? Yok. Ha, o zaman bu burada tehnislik var ama ne değildir? Müessir değildir. Tehnislik var ama ne değildir? Müessir değildir. Onun için bicittimaihima, tüessirani bicittimaihima. Şimdi kaimetün de vasıfla alemiyet birleşin, affedersin. Vasıfla müennestlik birleşmesiyle ne olmuyor? Müessir olmuyorlar. Onun için fihi illetani, iki illet olacak ama sıradan iki illet değil. Dokuz tane illetten rastgele iki tane illetin bulunması yetmez. İkisi bir araya geldiği zaman etki yapabilecek olanlar olması lazım. Bir de vestecmai şeraitihima, şartlarının da isticmaiyle. Yani iki tane illet bulunacak, şartları da bulunacak. Şimdi mesela Nuh kelimesinde alemiyet var mı? Var. Bir de ucmelik var mı? Var. Niye kelime gayri musarif değildir? Yani alemiyetle ucme bir araya gelince Yusuf, alemiyetle ucme bir araya gelince İbrahim'i gayri musarif yapmış. İbrahim gayri musariftir. Bir alemiyet, bir de ucme. Peki aynı alemiyet, aynı ucme Nuh kelimesinde var. Niye iki kelime gayri musarif olmadı? Çünkü şartları bulunmamış. Çünkü ya üç harften fazla olacak veya ortası harekeli olacak diyecek ileride. Demek ki iki tane illet bulunacak. Bu iki tane illet bulunduğu zaman iki şeye bakacağız. İkisinin bir araya gelişi kelimeyi gayr-ı musarif yapabilecek nitelikte midir? Çünkü vasıfla teenislik ikisi kelimeyi gayr-ı musarif yapamıyor. Çünkü teenislik gayr-ı musarif yapabilmesi için vasıfla bir araya gelmesi olmaz. Alemiyetle bir araya gelmesi lazım. Tamam. Her ne kadar tek tek saydığımız zaman vasıflık bir illet, müenneslik bir illet ise de ama haddi zatında vasıflıkla müenneslik ikisi bir araya gelerek ne yapmazlar? Tesirini yapamazlar. Gayr-ı musarif tesirini yapamazlar.
Onun için bir araya gelecek olan iki illet öyle iki illet olmalı ki tüessirani bictimaihima. Bir araya geldikleri zaman ikisi kelimeyi ne yapabilecekler? Etkileyecekler. Hangi açıdan etkileyebilecekler? Gayr-ı musariflik açısından etkileyecekler. Sarftan onu men edecekler. Hadi diyelim ki iki illet bir araya geldiği zaman kelimeyi gayr-ı musarif yapabilecek olmuş olabilir iki illet. Ama şartları yoksa yine kelimeyi gayr-ı musarif yapamazlar. وَاسْتِجْمَعِ شَرَائِطِهِمَا. Mesela Hindün kelimesine baktığımız zaman Hint'te alemiyet var mı arkadaşlar? Vardır. Peki Hint'te müenneslik de var mı? Var. Al sana iki tane illet. Şimdi fehindün yecüzü sarfu diyecek ileride. Yani hindün munsarif olması caizdir. Çünkü bir kelimede müenneslik varsa şartı alemiyettir. Bu alemiyet olduğu zaman da ve şartu tahattumi te'sirihi ezziyadetu alethelâteti ev teharrukul evsiyatı diyecek. Yani müennes alem olduğu zaman tamam şart bulunuyor ama bunun vücuben gayr-ı musarif olabilmesi için ya ortası harekeli olacak veya üç harften fazla olacak. Şimdi vesticma'in şeraitimayı anlatmaya çalışıyorum değil mi? Mesela Nuh kelimesinde bir kelimede alemiyetle ucme birleşirse kelimeyi gayr-ı musarif yapar mı? İbrahim'i yapmıştı. Peki Nuh da yapsın. İsticma'in şeraitimayı yok burada. Çünkü ucme olan bir kelime gayr-ı musarif olabilmesi için ya ortası harekeli olması lazım, üç harfli ise veyahut da üç harften fazla olması lazım. Nuh kelimesinde bu olmadığından dolayı istijma'i şerait yoktur orada. Hint kelimesinde arkadaşlar, Hint kelimesinde fehindün yecüzü sarfu diyecek ileride. Yani müennes alem olan bir kelimede tenis alameti yoksa, lafzın tenis alameti yoksa ya üç harften fazla olacak veyahut da ortası harekeli olacak. Bu neyin şartıdır? Ve şartu tahattumi te'sirihi diyeceklerdi. Yani müenneslik var, alemiyet var. Bunun vacip olarak gayri munsarif olması var. Caiz olarak gayri munsarif olması var. Sadece bu Hint gibilerdedir bu yalnız. Alemiyetle müennesin bir araya geldiği yerlerde. Ortası sakin ise gayri munsarif olabilir. Ama olmak mecburiyetinde değildir. Munsarif de olabilir. Biz hayatta hindi hiç gayr-ı musarif olarak kullanmadık. Hep munsarif olarak kullandık onu. Yani vesticma'i, bictima'i ihma dediğinde ne anladık? Kaimetünü örnek verdim size. İsticma'i şeraitimi Hint ve Nuh örnek verdim size. Kaimetünle, kaimetün örneğiyle Nuh örneği arasındaki fark nedir? Kaimetün örneğinde iki tane vasıf, iki tane illet var. Birisi vasfiyet, birisi müenneslik. Hiçbir zaman bu iki illet bir kelimeyi ne yapmaz? Bu iki illet bir araya gelerek kelimeyi gayr-ı musarif yapmaz. Onun için tüessirâni bictimâime, vasıflıkla müenneslik toplanmakla ne yapmazlar? Müessir değillerdir. Burayı çıkarmış oluyor şeyden Cami Hazretleri bu ifadeyle. Fîhî illetânis, rastgele iki illet değildir. Rastgele iki illet değildir. Belki öyle iki illet ki tüessirâni bictimâihima. Kaimetün gibileri sakın katmayasın buraya diyor. Peki vesticma'i şerâitihima dedin. Sakın Nuh gibileri katmayasın buraya. Çünkü Nuh gibiler de ikisi bir araya gelerek kelime-i gayr-ı musarif yapacak iki illet olsa bile yani hücme ile alemiyet ikisi bir araya gelerek kelime-i gayr-ı musarif yapar. Nuh kelimesinde bu ikisi var. Yapmadı. Vesticma'i şerâitihima. Şartlar toplanmamıştır. Çünkü ucmenin gayr-ı munsarif illeti sayılabilmesinin şartı ya üç harflisi ortası harekeli olacak, şeterde olduğu gibi veyahut da ne olacak? Üç harften fazla olacak İbrahim'de olduğu gibi. تُؤَثِّرَانِ بِجِتِمَاعِهِمَا وَاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِمَا فِيهِ فِيهِ yani o gayr-ı munsarifte. تُؤَثِّرَانِ اَثَرًا tüessirani eseren öyle bir eser oluştururlar ki seyeci u zikruhu onun zikri gelecek. Fihi illetani tüessirani bictimaihima ve istijma'i şeraitihima fihi eseren öyle bir eser ki seyeci u zikruhu peki غَيْرُ الْمُصَرْفِ مَا فِيهِ عِلَّتَانِ مِنْ عِلَلٍ تِسْعِنْ
Demek ki tis'in nedir arkadaşlar? Mahsuf bir mevsufun sıfatıdır. Doğru mu? Yani tis adettir. Bunun ma'dudu nedir? Bunun ma'dudu ilaldir. Min ilalin tis'in. 9 illetten 2 tane illet bulunandır. Ev vahidetun ev illetun vahidetun. Adedin ma'dudu, sıfatın mevsufu. Ev illetun vahidetun minha. O 9 illetten bir tane illet bulunacaktır kendisine. Ey min tilket tis'in. Öyle bir illet ki tequmu hâzihil illetul vâhidetu, bu bir illet kaim oluyor. Mekâmehumâ, ey mekâme hâteynil illeteyni, o iki illet makamına kaim oluyor. Demek ki gayr-ı münserifin tarifi nedir arkadaşlar? 9 illetin kendisinde 2 illet veya 2 illet makamına kaim bir illet bulunandır. İzhar'da bunu nasıl tarif ederdi gayr-ı münserifi? Cer ve tenvin kabul etmeyendir diyordu, değil mi? مَا لَا يَدْغُلُهُ الْجَرُّ وَالْتَنْوِينَ. Cer ve tenvin kabul etmeyen gayr-ı musarriftir diye tarif ederdi. Burada ise nasıl tarif etti? مَا فِيهِ عِلَّتَانِ مِنْ تِسَنْ اَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا. Yani gayr-ı musarrifi tarif ederken kendisine 9 illetten 2 tane illet veya 1 illet bulunandır diyor. İbn-i Hacib Hazretleri'nin tarifi ilmidir. İmam Birgivi'nin yapmış olduğu, bu sadece İmam Birgivi'nin yaptığı tarif değildir. Bunu yapanlar da vardır. Onlar daha basit anlaşılsın diye söylemişlerdir. Onların söylediği aslında tarif değildir. İlmi olarak baktığınız zaman onların söylediği gayr-ı musarrifin hükmüdür. Yani gayr-ı musarrifin bir tarifi var, bir de hükmü vardır. Tarifi kendisinde iki illet veya iki illet makamına kaim bir illet bulunandır. Peki tamam, bunu anladık. Bunun hükmü nedir? Böyle olunca ne olur? El eterul muterattibu aleyhi. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca cer ve temin kabul etmez. Cer ve temin kabul etmemesi gayr-ı musarrif olmanın hükmüdür. Efendim gayr-ı musarrif tarifi de işte burada yaptığıdır. Peki bir illet iki illet makamına kaim olacak dedi. Nasıl da kaim olur? Bi en tu'essire vahdaha te'sirahuma. Yani bir illet tek başına iki tane illetin yaptığını yapıyorsa o zaman ne olmuş oluyor? İki illet makamına kaim olmuş oluyor. Bu demektir yani. Burada bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gayr-ı musarrifin illetlerinin 9 tane olması arkadaşlar istikraidir. Yani 9'da bunun hasrı istikraidir. Ne demek istikraidir? Yani yapılan araştırmalar, gayr-ı musarrifler üzerine yapılan araştırmalarda illet olarak ne söyleyebiliriz? Yapılan araştırmalarda 9 tane bulunmuştur. Yani buradaki hasır 9 olması akli değildir. İstikraidir. Yapılan araştırmalarda bu kadar bulunmuştur. Efendim, ilerleyen şeylerde buna benzer, yani bunun üzerine birkaç tane daha kelime, birkaç cümle daha söylenecek. وَهِيَ اِيْلَ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ gelecek ileride. وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ de yani 9 illet meselesini bir daha tartışmaya açacak. İşte 11 illet diyen var, 9 diyen var, 2 diyen var. Böyle bir yaklaşım farklılığı olduğunu söyleyecek orada. Ama yani illetlerin 9 tane olduğu, 9'a münhasır olduğu istikrai bir sonuçtur. Yani bazı kısımlar aklende bundan ibarettir, başka türlü olamaz. Mesela diyorsun ki kelimenin kısımlarına baktığın zaman kelime 3 kısımdır, isim, fiil, harf. Bu istikrai değildir. Doğrudan doğruya aklidir yani. Çünkü diyorsun ki kelime ya başlı başına bir manaya delalet eder veya etmez. Başkası var mı bunu? Yok. Başlı başına bir manaya delalet etmeyene harf dedin. Sonra diyorsun ki başlı başına bir manaya delalet eden ya üç zamandan biriyle beraber olur ya olmaz. Başkası var mı? Yok. Üç zamandan biriyle beraberse Ercan değil mi? Fiil diyoruz ona. Beraber değilse isim diyoruz ona. Yani o taksim mesele oradaki hasır istikrai değildir. Aradık başka bulamadık değildir yani. Akıl da bunu zaten gerektiriyor. Vehiye il ilelü tis'u 9 illet. Şimdi arkadaşlar vehiye metindir, doğru mu?
metnen metne geçelim. Ve hiye adlun ve vasfun ve te'nizun ve ma'rifetun ve ucbetun sümme cem'un sümme terkibun ve nunu zâiletin min kabile elifun ve eznu fi'lin ve hâdâ el-kabru takribun. Şimdi ve hiye muhtedadır, haberi neresidir? Ve hiye muhtedadır, adlun haberdir. Ve hiye o dokuz illet nedir? Adlun adildir. Adil dokuz illet değil ki. Yani vehi ile adil arasında hamil caiz olmaz ki, dokuz illet o değildir yani. Peki dokuz illet hangisidir? Adil, vasıf, tenis, marife hepsi dokuz illettir. O zaman haber sadece adlün değildir. Yani muhteda ile haber arasında bir hüküm var. Mahkum mahkuma aleyh noktasından baktığımız zaman muhtedaya ne diyelim? Mahkumun aleyh diyelim. Habere ne diyelim? Mahkum diyelim. Değil mi? Müsterrileh müsterret meselesi var ya. Mantıkta mahkum, mahkumun aleyh ifadesi daha çok kullanılır mesela. Şimdi müsned, müsned-i aleyh dediğin zaman aradaki münasebete ne diyoruz Yusuf? İsnat diyoruz, doğru mu? Yani müsned, müsned-i aleyh ifadesi varsa aradaki münasebete isnat diyoruz. Mahkum, mahkumun aleyh ifadesi varsa aradaki münasebete ne denir? Hüküm denir yani. Peki burada adle dokuz illettir diye hükmetmek caiz değildir. Çünkü dokuz illet adil değildir. Ha, o zaman şu çıkıyor karşımıza. Adil üzerine atıflar var. Adlun ve vasfun ve te'nitun ve helüme cerra aşağıda gidiyor. Atıf kablel hüküm mü? Atıf ba'del hüküm mü? Atıf kablel hükümdür. Yani vehiye adle vasfı bağırıyoruz, vasfa teynisi bağırıyoruz, teynise marifeyi bağlıyoruz. Atıfların hepsini birbirine bağlıyor, hükmü ondan sonra verir. Dokuz illet adil, vasıf, teynis, marife, ulme, dır diyoruz. Dırı sona bırakıyoruz. İşte bundan dolayı da vehi eyl ilel mecmu'u ma fi hâzeynil beyteyni şu iki beytekinin mecmu'udur. Yani ne demek istedi arkadaşlar burada? Yani adlin tek başına haber değildir. Hükmü burada muhteda haber arasındaki hükmü adilde bitiremezsiniz. Atıf kablel hükümdür. Önce atıfı tamamlıyoruz, sonra hükmü veriyoruz. Minel umuri tis'ati. La kullu vahidin. Her biri ne değildir? Hiyenin haberi değildir. Her biri dokuz illet denmez. Her biri birer illeti, hepsi bir araya geldiği zaman dokuz illet olmuş. Evet. وهي علل التسع مجموع ما في هذين البيتين من الأمور التسعة لا كل واحد حتى يقال her birisi değil ki hatta يقال denilsin لا يصح الحكم على العلل التسع بكل واحد من هذه الأمور bunlardan her birisine dokuz illettir diye hükmetmek sahih değildir bu ibare bozuktur denemez diyor yani حتى يقال denilsin لا كل واحد حتى يقال her biri dokuz illet değil ki böyle söylensin böyle söylenemez her birisi dokuz illet değildir. Mecmu'u dokuz illettir diyor. Yani atıf kabilel hükümdür diyor. Yani birisi bize kalkıp vehiye adlun musannif burada vehiye o dokuz illet nedir? Adlun adildir dedi. Adil dokuz illet değildir. Vasıf dokuz illettir dedi. Hayır o dokuz illet değildir. İtirazında bulunamaz. Çünkü burada haber mecmu'udur. Sadece bir tanesi değildir diyor. Ve zâlikel mecmu'u bu mecmu'da nedir? Adlun ve vasfun ve te'nitun ve ma'rife ve ucmetun sümme cem'un sümme terkib ve nûnü zâileten min kabliha elif ve veznü fi'lin ve hâzel kavlu takrib. Şimdi adl dedi, vasıf dedi, iki, te'nis dedi, üç, ma'rife dedi, dört, ucme dedi, beş, sümme cem'un. Altıncısı cemidir, sümme terkibun, yedincisi de terkiptir. Fakat burada baktığımız zaman adlun ve vasfun ve te'nitun ve ma'rifetun ve ucmetun ve cem'un ve terkibun beklenirken atıf harfini değiştirdi. Sümme cem'un sümme terkibun yaptı. Peki burada cem'inin bir sonralığı, terkibin bir sonralığı söz konusu mu yani? Niye sümme geldi burada? Vel udûlu fî atfı hâteynil illeteyni minel vâbi ilâ sümme. Yani burada ve cem'un ve terkibun demeyip sümme cem'un sümme terkibun diye udul etmiş olması li mücerredil muhafazati alel vezni şiirin veznini muhafaza içindir. Yoksa burada bir sonralık, öncelik söz konusu değildir. Burada sümmeden, sümme cem'undaki sümmeden, sümme terkibundaki sümmeden başka bir mana çıkarmaya çalışmayın. Sadece
vezin, şiirin veznini korumak için gelmiştir. وَالنُّونُ زَائِلَةً مِنْ قَبْلِهَا elif. وَالنُّونُ burada kaç tane saymıştı? Adil 1, vasıf 2, tenis 3, marife 4, ucme 5, cemi 6, terkib 7. وَالنُّونُ زَائِلَةً مِنْ قَبْلِهَا elif. وَالنُّونُنُنْ 8.'si zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce elifun elif. Şimdi buraya iki türlü mana verilebilir. Şerhte bunları göreceğiz. Ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha onundan önce zait olduğu halde elifun elif zait olduğu halde denebilir. Veya ve nunu nun ne olduğu halde zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce de vardır elifun elif vardır. Yani min kabliha elifunu mübteda haber yaparsın. Veyahut da elifunu zaideten'e ne yaparsın? Fail yaparsın. Zaideten elifun elif zait olduğu halde demiş olursun. Bunun açıklaması gelecek yani sadece ihtimali ben söyledim. Sekizincisi bu. Dokuzuncusu ve veznü fiilin bir tanesi de vezni fiildir. Böylece dokuz illet bunlardır. Ve hâzel kavlu takribun bu sözde takriptir. Yani وَهِيَ عَدْلُنُ وَوَصُنُ تَنِتُمُ مَعْرِفَ bunların dokuz illetten ibaret olduğunu söylemek veya bu şekilde söylemek takriptir diyor. Takrib normalde yaklaştırmak demektir. Buna ileride vereceği açıklamada diyecek ki وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِبٌ yani bir şeyi ezberlemeye kalkarsan şiir şeklinde olursa ezberleme daha yaklaştırıcıdır. İnsan şiiri daha kolay ezberler, kafasında saklar yani. Ve hadel kavlu takribi bu dokuz illetin şiir şeklinde söylenmesi ezberlenmesine işi daha fazla yaklaştırmaktır. Veyahut da ve hadel kavlu takribi yani dokuz illet bu gayrimusallif illetleri dokuzdur ama takribidir yani yüzde yüz değildir tahmini bir ifadedir bu. Veyahut da takribun leha ile sevabı doğruya daha yakının nedir? Çünkü bazıları 11 demiştir, bazıları 2 demiştir. Hayrül umuru orta suha diyelim. Efendim, hayrül umuru evsatuha, evsatuha. Burada 9 illet deyince işin ortasını yakalamış oluyorsun. Bu açıklama gelecek ileride sadece ön olarak söylemiş oldum. Şimdi fekavluhu zaideten, zaideten sözü mensubun mensuptur. Ve nunu zaideten. Peki niye mensuptur? Ala ennehu halun. Efendim. Ve nununa nun ne olduğu halde zaideten zait olduğu halde. Terkibde ne düşmüş oluyor? Hal düşmüş oluyor. Peki zaideten hal olduğunu kabul edelim. Bunun amili hangisidir? Halin amili, zil halin amili olacak. Efendim, burada zil hal hangisidir? Ennunudur. Peki, bennunu muhtedadır. Onun amili, amili manevidir. Halbuki halde amil manevi muhtedayla haberde amel eder. Doğru mu? Amil manevi nerede amel eder? Mübteda ile haberde amel eder. Diyor ki, اِذِلْ مَعْنَى وَتَمْنَعُ النُّونُ الصَّرْفَ حَالَ كَوْنِهَا زَائِدَةً burada وَالنُّونُ زَائِدَةً yani وَتَمْنَعُ النُّونُ الصَّرْفَ yani burada amil-i manevi dediğimiz mübteda ile haber ref eden o amil-i manevi değil. Ya yani burada biz gayr-i musarif illetlerini saydığımıza göre ve nunu yani ve temna'un nunu sarfe diye fiil manası var burada. Yani halin ameli ya fiildir veya fiil manasıdır. Amel-i manevi değildir, fiil manasıdır. Burada fiil manası var mıdır? Vardır. Çünkü ve nunu zaideten min kabli elifun ne diyorsun burada? Diyorsun ki kendisinden de elif zaid olan nun var ya bu sarfı men eder diyorsun. Dolayısıyla burada ve temna'un nunu sarfe yani nun İmrane'deki nun sarfı men eder. Ne olduğu halde? Zaideten min kabliha elifun. Ondan önce elif zait olduğu halde demiş oluyorsun. Yani burada halin ameli lafzan geçmemiştir ama manen geçmiş oluyor. Ve temne'un nunu. Çünkü biz burada mevani'us sarfı sayıyoruz. Doğru mu?
sarfı men eden illetleri sayıyoruz. Dolayısıyla ve temna'un nunu sarfe böyle bir fiil manasının buradan alınması absürt bir şey değildir. Hale kevniha zaideten. Dolayısıyla zaideten amili ve nunu da olan temna'u olmuş oluyor. O mana olmuş oluyor daha doğrusu. Peki ve kavluhu elifun. Elifun sözü ise fa'ilu zarfi. Zarfın faalidir. Ani min kabliha. O zaman mana şöyle olmuş olur arkadaşlar. Ve nununun zaideten zait olduğu halde. Min kabliha. Ondan önce vardır. Min kabliha. O nundan önce vardır. Ne vardır? Elifun elif vardır. Min kabliha zarf mıdır? Zarftır. Efendim, elifun kelimesi de o min kabliha zarfının nesi oluyor? Fail olmuş oluyor. Ve kavluhu elifun fa'ilu zarfi. Yani thebete min kabliha elifun. Thebete min kabliha elifun. A'ni min kabliha. Yani min kablihanın failidir. Ev mubtedeun haberuhu zarfu el mutekaddimu. Şimdi elifi ne yaptık arkadaşlar? Min kablihanın faili yaptık. Doğru mu? Veyahut da ikinci terkip yapabiliriz. Elifi muakhar mubteda, min kablihayı mukaddem haber yaparız. O zaman mana değişmiyor. Ve nununun zaidete zait olduğu halde. Min kabliha ondan önce vardır. Elifun elif vardır. Elifun bu tip terkiplerde arkadaşlar. Fiddari zeydün gibilerde o zeydünü amel etme şartı bulunduğu zaman zeydün fiddari zarftır. Zeydün onun failidir diyebileceğin gibi zeydün muakhar mubtedadır. Fiddari onun haberidir de diyebiliyorsun. Demek ki burada min kabliha elifun de elif kelimesini ne yaptık arkadaşlar? Min kabliha'nın faali yaptık veya elif kelimesi mubtedadır, min kabliha onun haberidir. Bu iki vecihte de elifi zaidetinin faali yapmadık. Yani şöyle demedik. Ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha onundan önce elifun elif zait olduğu halde demedik. Ya ne diyoruz? Ondan önce elif vardır diyoruz. Ve nununun zaideten zait olduğu halde. Min kabliha ondan önce vardır, elifun elif vardır diyoruz. Şimdi bunun açıklaması devam ediyor. Bitmedi arkadaşlar. Vela yakhfa. Şimdi burada dedik ki arkadaşlar biz ve nununun zaideten zait olduğu halde. Hangisi zait? Nun zait. Min kabliha elifun ondan önce de elif vardır dedik. Peki bu elif zait mi? Bu ibareden anlaşılır mı? Zait olan bir nun vardır. Ondan önce de bir elif vardır diyor. Vela yakhfa. Zeki olan insana hafi değildir ki ennehu la yufhamu min hadha tevcihi ziyadetul elifi. Yani burada sen elifi min kablihanın faali yapsan veya elifi mübteda min kabliha haber yapsan bundan ne anlaşılmaz? Elifin zaitliği anlaşılmaz. Ne diyorsun burada? Diyorsun ki ve nununun zaideten zait olduğu halde. Bir de ondan önce bir de elif vardır diyorsun. Peki elif vardır ama elifin zait olduğu bundan anlaşılır mı? Kendisi önce bir elif vardır ama nun da zaittir demiş oluyorsun burada. Halbuki burada sadece nun zait değildir. İmrane'de hem nun zaittir hem de elif zaittir. Yani İmrane'de amara kelimenin asıl maddeleridir. Fa'l filan el filan el filidir. Rane, elif ile nun ikisi de zaittir. Onun için mesela buna elif nun mezidetan denir. Elif nun mezidetan denir. Yani ikisi de zaittir Yusuf burada. İkisi de zaittir. وَلَا يَخْفَ أَنَّهُ لَا يُفَمُ مِنْ هَذَا التَّوْجِيهِ Yaptığımız tevcihte ne oldu arkadaşlar? مِنْ قَبْلِهَا elifunu kendi bünyesinde bir cümle yaptık. Ya zarf fail dedik veya muhteda haber dedik. Bir cümle yaptık onu. وَلِهَذَا مَعَ أَنَّهَا اَيْضَا زَائِدَةٌ Halbuki elif de zaittir. مَعَ أَنَّهَا اَيْضَا زَائِدَةٌ Sadece nun zait değil, elif de zaittir. وَلِهَذَا O da zait olduğundan dolayı يُعَبَّرُ عَنْهُمَا بِالْاَلِفِ وَالنُّونِ الزَّائِدَتَيْنِ Bunlar anlatılırken ne deniyor? Elif nun mezideten deniyor. Demek ki biz terkipte وَالنُّونُ زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا اَلِفُنْ de مِنْ قَبْلِهَا اَلِفُنُ kendi arasında
zarf fail veya mübteda haber cümlesi yaptığımız zaman terkib itibariyle olabilir, sıkıntı yok. Ama bir problem çıkıyor burada. Bu tevcihte bir problem çıkıyor. Nedir bu problem? Nun'un zayid olduğu açıkça söyleniyor ama Elif'in zayid olduğu ile ilgili hiçbir ifade geçmemiş oluyor. Halbuki bu bir noksanlıktır çünkü Elif de zayittir. Elif'in zayid olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü biz illetleri sayarken Elif nun mezidetan diyoruz. Peki çözüm nedir? Velev cu'ilel elifu fa'ilen liqavlihi zaideten. Biz kalkalım şimdi burada elifi min kabliha'nın faali yapmayalım. Veya elifi muhteda min kabliha'ya haber yapmayalım. İbareyi değiştirelim. Elif fail olsun. Neyin faali olsun? Zaideten kelimesinin faali olsun. Ne diyelim? Ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha onundan önce zait olduğu halde ne zait olduğu halde elifun elif zait olduğu halde. Böyle diyelim. Ve lev cu'ilel elifu fa'ilen. Eğer elif fa'il kılınsa li kavlihi zaideten ve zarfu zarf da mutaalliqan bi ziyadeti ziyadeye mutaallik kılınsa. Yani ne diyoruz şimdi? Hem biraz önce yaptığımız birinci terkibde min kabliha'daki min zaidetine taalluk etmiyordu. Zarf-ı müstakardı. Sebete min kabliha elifun demiştik. Şimdi burada ne yapacağız? Bunu zarf-ı lağv yapacağız. Nereye bağlayacağız onu? Zaidetine bağlayacağız. Yani ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce zait olduğu halde nundan önce zait olduğu halde ne? Elifun elif zait olduğu halde diyeceğiz. Burada elifi zaidetine fail yaptık. Min kabliha'yı da ona mef'ulü bih gayri sarih yaptık. Doğru mu? Evet. Ve uride bi ziyadetil elifi. Peki diyoruz ki biz burada ve nununun zaideten zaittir. Min kabliha nundan önce elifun elif zaittir dedik. Yani İmran'a de elifin daha önce zait olmasından neyi kastediyorsun? Ve uride bi ziyadetil elifi elifin ziyadesiyle kastedilse kable nuni iştirakuhuma fi vasfi ziyadeti ziyade vasfında ikisi de müşterektir ve tekaddumul elifi aleyha fi hadel vasfi bu ziyadelikte efendim elif daha öncedir. Böyle yapsak fuhime ziyadetuhuma cemi'an her ikisinin zayıf olduğu anlaşılır. Zaten her ikisinin zait olduğunu anlatmak istiyoruz. Yani şöyle demiş oluyoruz. Diyoruz ki ve nununun zaideten zait olduğu halde min kabliha ondan önce zait olduğu halde elifun elif. Yani burada şunu kastetmiyoruz. Nun vardır ondan önce elif zaittir. Nun zait değildir kastetmiyoruz. Ya nun da zaittir, elif de zaittir. Elif daha önce zait olmuş, nun daha sonra zait olmuş. Çünkü önce elif gelmiştir, sonra nun gelmiştir. Böyle olmuş yani. Şimdi bir örnek veriyor arkadaşlar. Ve hâzâ kemâ idâ gultu. Mesela şöyle desen. Câ'ani zeydun. Bana zeyd geldi. Râkiben min kablihi ehûhû. Ondan önce de zeyd bana nasıl geldi? Râkiben rakib olduğu halde. Min kablihi ondan önce ehûhû. Râkiben min kablihi. Ondan önce biniciydi ehûhû kardeş. Bak ikisi de binicidir. Şimdi câ'ani zeydun. Bana zeyd geldi. Râkiben min kablihi'deki mini arkadaşlar. Râkibine bağlayın bakın. Rakibine bağladığın zaman ne demiş olursun? Rakiben min kablihi ondan önce rükûb etmiş. Ehu kardeş değil mi? İkisi de rükûb etmiş. Yani ikisi de rakip olarak geldi anlaşılıyor mu burada? Anlaşılıyor. İkisi de rakip ama efendim kardeşinin rükûbiyeti daha öncedir. Fe innehu yedullu aleştirâki mâ fî vasfî rükûb. Rükûb vasfında nedir bunlar? Müşterektirler. Ve tekaddümü ekihî fînû yedullu alâ iştirâki mâ ve tekaddümü ekihî aleyhî fî hâdel vasfî. Yani Zeyd de geldi, kardeşi de geldi. İkisi de rakip olarak gelmiş. Fakat kardeşi rakiplikte daha önceymiş. Nasıl ki bu misalde bu ikisinin rükubiyette müşterekliği anlaşılıyor. Kardeşin daha önce rakip olduğu anlaşılıyorsa zaideten min kabliha elifundaki mini zaidetene bağladığın zaman aynen buradaki rakip durumunda oluyor. Yani zaid olmaktan nun ile elif ikisi de müşterektirler. Elif'in ziyadeliği daha öncedir. Bunu anlatmış olur. Evet.
Bizim de birinci vecihten veya birinci ve ikinci gibi gözüken yani min kabliha elifunu kendi arasında bir cümle yaptığımız zaman iki vecih koyuyorduk ortaya değil mi? Min kabliha zarftır, elifun faildir veya elifun mutedadır, min kabliha haberdir demiştik. Ama biz bunu tek cümle olarak düşünelim yani zarf fail veya muteda haber cümle olarak mini ne yaptık? Min kabliha zarf-ı müstakar yaptık. Zarf-ı lağır yaparak zaidiyetine bağlamadık. Orada problem olarak karşımıza ne çıkıyordu? Nun'un zait olduğu anlaşılıyordu ama Elif'in zait olduğu anlaşılmıyordu. Halbuki bu doğru değildir. Elif nümezzileten ikisi de zaittir. İbareyi değiştiriyoruz. İbareyi değiştirdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Yani tevcihi değiştiriyoruz. Elif'i min kablihanın zarfı yapmıyoruz. Muhtedası da yapmıyoruz. Zaidetenin faali yapıyoruz. Zaidetenin faali yapıp da bir de min kablihadaki mini ne yapıyoruz? Min kabliha zarfı müstakar yapmıyoruz. Zarfı laviv yapıyoruz onu. Zaidetene talik ettiriyoruz. Mana ne oluyor? Zaideten min kabliha nundan önce zaittir. Ne? Elif'un elif zaittir. Peki nundan önce elif zaitse nun da zait midir? Burada nun da zait olduğu anlaşılır bir örnek veriyor. Cani Zeydun rakiben min kablihi ahuhu dendiği zaman her ikisi de rakiplikte birleşmişlerdir ama kardeşininki rakipliği daha önceydi. Burada hem elif nun hem nunun hem de elifin zait olduğu anlaşılır. Burada müşterektirler. Çünkü zaideten min kabla ondan önce zait demek. O da zait bu elif daha önce zait. Bu tevcih mana itibariyle daha uygun düşmüş oluyor. Ve kavluhu ve hadal kavlu takrib. Ve hadal kavlu takrib sözü şairin yani şiirde musannifin ve hadal kavlu takrib sözü. Bu şeyden şiir alıntıdır yani mevani sarfı tisun külle mectamet sintani minha femali sarfı tasvib diye bunun mukaddimesi var. Ve kavlu ve hadal kavlu takrib. Şimdi ben nunu zaidete min kabliha elifi anlattı. Burada kapalı ne kaldı? Ve hadal kavlu takrib kaldı. Bu sözde maksat nedir? Ve hadal kavlu takrib. Yani enne zikreli ileli illetleri zikretmek, bir suretin nazmi, nazım suresinde zikretmek, şiir şeklinde zikretmek, takribun leha, onları yaklaştırmaktır ilel hifzı. Yani ezberlemesini kolaylaştırmaktır kısacası. Lenne hifzan nazmi eshelu. Çünkü nazmı ezberlemek nedir? Daha kolaydır. Demek ve hadel kavlu takrib, bunun bu şiir şeklinde söylenmesi nedir? Zaten şiiri tamamlamak için söylemiş onu. Evet. Ebil kavlu bu bir tevcihtir bu. Yani ve hadal kavlu takribuna yapılan bir açıklamadır bu. Ebil kavlu bi enne külle vahidin minen umuri tis'ati illetun. Bu dokuz illetin her bi enne külle vahidin minen umuri tis'ati. Bu dokuz illetin her birisinin illetun illet olduğuna hükmetmek kavlun takribiyun takribi bir sözdür. La tahkikiyun tahkiki bir söz değildir. Ve hadal kavlu takribun. Bu söz takribi bir sözdür, tahkiki bir söz değildir. Çünkü idil illetu fil hakikati isnetani minha la vahidir. Çünkü illet dediğin etki yapacak. İki tane olursa illet olur. Hani bir rekata namaz denmez. Namaz olabilmesi için iki rekat olması lazım. Bir rekat namaz kıldım, bir rekatlık namaz yok yani. Namaz bir tavaf tavaf olabilmesi için bir şart, iki şart tavaf olmuyor. Yedi tane olunca yedi şart olunca tavaf oluyor. Doğru mu? Şimdi iki tane illet geldiği zaman kelimeyi etkilediklerinden dolayı ne olmuş oluyor? Ona iki illet deniyor. Tek başına etkilemediğinden dolayı buna illet demenin bir anlamı yoktur. Öyleyse bunların her birisine illettir demek takribi bir sözdür, tahkiki bir söz değildir. Tahkiki olabilmesi için iki illet olmalı ki etkisini de koymalı değil mi? Efendim bu sefer illet söyle ona. Binaenaleyh her birisine illet demek böyle yuvarlak ifadeyle işi anlatmaktır. Yoksa tahkiki bir ifade değildir. Bunu kastetmiş. Ebil kavlu bi enneha tis'un takribun leha ilas Ebil kavlu bi enne külle vahidi minel umuri tis'ati illetun kavlun bu söz nedir? Kavlun takribiyyun la tahkikiyyun. Tahkiki bir söz değildir. İdil illetü fil hakikati neden tahkiki değil takribidir? İdil illetü fil hakikati isnetâni minhâ la vâhidir. Bu ikinci tefsir oldu. Ve hâdel kavlu takribuna. Üçüncü tefsir.
evil kavlu bi enneha tis'un veyahut da ve hadel kavlu takribun şu manada söylenmiş olabilir. Evil kavlu hükmetmek bi enneha kavlden sonra ba gelirse arkadaşlar el hüküm manasında genelde o olur. Evil kavlu hükmetmek bi enneha bu gayr-ı munsarif illetleri tis'un 9'dur diye hükmetmek takribun leha ile savabi. Bu illetleri doğruya yaklaştırmaktır. Ne demek yani? لِأَنَّ فِي عَدَدِهَا خِلَافًا Çünkü gayrimusarif illetlerin tadadında ihtilaf var. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهَا تِسْعُنْ İbn-i Hacip gibi bazıları 9 demiştir. وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِثْنَتَانِ Bazıları 2 demiştir. وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِحْدَى عَشْرَةِ 11 tanedir demiştir. Dokuz illete şibhu elife-i te'nis demişlerdir. Te'nis elifleri, elif-i meksure ile elif-i memdude benzeyenler var. Aslında elif-i meksure değildir. Müennes alameti olan elif-i meksure değildir. Müennes alameti olan elif-i memdude değildir. Şibhu elife-i te'nis mesela. İlavesi yapamak. Kısacası dokuz diyen var, on bir diyen var, iki diyen var. لَكِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا تِسْعُنْ Bu üç tane görüşten dokuzdur diyen تَقْرِيبٌ لَهَا اِلَى مَا هُوَ الصَّوَابُ مِنَ الْمَذَاهِبِ ثَلَاثٍ Üç mezhepten en doğruya işi yaklaştırmaktır. O zaman وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ ifadesi üç manada düşünülebilir. Birinci olarak yani bunu şiir şeklinde söylemek ezberlemesi kolay olduğunda ezberlemek yaklaşmak kolay ezberlensin diye söylenmiştir. İkincisi, ya bu tahkiki bir ifade değildir, takribi bir ifadedir. Her birisine illet diyoruz. Halbuki illet olabilmesi için tesir etmesi lazım. Bu da iki tane olduğu zaman illet olur. İki tane, bir rekat namaz ifadesi nasıl mecazi ise buna da bu şekilde illet denmiş olabiliyor. Veyahut da burada dokuz diyen olduğu gibi iki diyen de vardır, on bir diyen de vardır. 9 rakamını ortaya koymak işin ortası en doğruya en yakın olanıdır. Yani öbürlerini de reddetmiyor, onlar yanlıştır demiş olmuyor. Doğruya en yakın olanıdır anlamında olabilir diyor. Yani şair şiirinde bunu ve hadel kavlu takribun deyince mane şerifi batın şair o batını karıştırdığı zaman bunlar çıkabiliyor. Yani. ثم إنه ذكر أمثلة العلل المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين فقال مصنف 9 tane illeti zikretti her birisine o sıralamaya göre adil vasıf örnek getirdi فقال مثل عمر adilin misali oldu değil mi halbuki mesela Ömer'de alemiyette var bu adle misal olarak onu düşündü misalun lil adl ve ahmara misalun lil vasıf ve talha misalun lit enis yani tenise getirip müennes bir mesela Fatıma'yı bir misal vermedi. Yani İbn-i Hacı Hazretleri zeki bir insandır. Böyle yerlerde tereddüt etmeyelim diye Talha'yı misal verdi. Çünkü orada ne vardı? Tenis alameti vardı. Misalün tenisi ve Zeynep mesela. Değil mi arkadaşlar? Zeynep'in tenise misal verebilirdim. Veya Fatıma'yı verseydi hiç ihtilaf etmezdik. Misalün lil marifeti marifeye de onu misal vermiştir. Ve fi irade Zeynep'e misalen lil marifeti ba'de Talha. Yani Talha'yı müennese misal verdi. Zeynep'i de marifeye misal verdi. Şimdi Talha'dan sonra Zeynep'i marifeye misal olarak vermesi işaretün la kısmi teynisi teynisin el lafzıyı vel manevi iki kısmı da işaret etmiş oldu. Yani Zeynep'te teynis nedir? Manevidir. Ama Talha'da tenis nedir? Lafzıydır. Ve İbrahim misalun lil ucbeti ve mesacid misalun lil cem'i ve ma'li kelibe misalun lil terkibi ve İmran misalun lil elifi ve nun ve Ahmet misalun lil veznil fi'li. Evet. 9 tane illete her birisine birer tane misal vermiştir. Aslında her verdiği misalde 2 tane illet olunca ne olmuş olur? Her birisi 2 tane misal sayılır aslında. Ama öyle yapmadı. Musannif Hazretleri her birisine birer misal vermiştir. Ve hükmuhu de kalsın arkadaşlar. Gayr-i munsarifin hükmüne geldik.
başkalarının tarif diye bize sunduğu, kolay anlayalım diye sunduğunu ve hükmuhu diye efendim. Evet, soracağınız bir şey var mı arkadaşlar?